Buyurun çorbası gelenler başlasın bir yandan. Mine Hanımcığım ben şöyle size vereyim. Yok lütfen. Siz, yok estağfurullah siz başlayın buyurun tadına bakın. Teşekkür ederim. Geliyor benden siz anca yorum yaparsınız tek tek. Evet Mine Hanım ben siz Hanım. İsterseniz sorabilirsiniz. Mine Hanım size çorbayı nasıl yaptığınızı soracağım. Şey blenderdan geçmiş haşlayıp hepsini. Olur. Yok. Süzdünüz mü? Süzmeye benzemiyor havuçlar bütün kalmış içinde. Ya, ve hiç dirhem tuz yok. Şenaycığım sana söylüyor bu arada. Evet ben dinliyorum yorumunun tamamlamasını bekliyorum. Evet şey süzmemişsiniz. Evet. Süzmediğini nereden anladınız? Önce onu söyleyeyim. Havuçlar süzülmüş olsa havuçlar böyle süzgeçten telden ince tel süzgeçten geçmez. Bu şeyleri geçmez. Bakın şunlar geçmez. Şenay. Blender'dan geçtim sadece, süzmedim. Evet o zaman bu süzme mercimek çorbası değil, normal ama mercimek çorbası. Yani evet, hayır. O da hızlılıktan biliyorsunuz hani siz de yarıştınız. O zaman süzmeyi yemeyecektiniz. Sizin çorbanıza göre bence kıvamı ve tadına bakmadım. Ben misket çorba dedim, misket çorba çıkarttım. Süzme çorba, mercimek çorbası deyip de blender'dan geçirmiş çorba çıkartmadım. Ayrıca hiç tuzu yok, beğenmedim. Tarzı da şey değil, yani hepsini haşlayıp da yapmadım. Hayır ben. Hayır, ben zaten yaptım. Öyle dediniz ya. Ben de öyle demedim. Dedim ki yani bunları yaptıktan sonra, pişirdikten sonra blenderdan mı geçtiniz, süzdünüz mü diye sordum. Önce siz evet süzdüm dediniz. Sonra ben hayır dedim. Şeyler bütün bütün kalmış. Şunlar kalmaz. Mesela süzme çorbada şu pütürlükler asla kalmaz. Bildiğim pütür pütür olur. Yani siz süzme mercimek çorbası dediğiniz için ben bunu süzme mercimek olarak kabul etmiyorum. Bu normal mercimek çorbası canım. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Beğenmedim. Blender'dan geçirdiği için mi beğenmediniz, tadını mı beğenmediniz? Tadı da hiç tuzu yok. Kıvamı güzel, bakın kıvamı güzel. Şu kıvamı güzel. Hiç dirhem... Tuzluk yanınızda var ama... Hayır, olmaz. Siz ama ben... yemeğiniz tuzsuzu getirdiniz. Ama ben dedim ki benim yemeğim tuzsuz olmuş. Hayır, ben dedim ki... Benim güvecim daha evet tuzsuz olmuş ve çok kötü olmuş. Ben bile yiyemedim dedim. Ben bunu benim kendi yaptığım hayır, şey de olsa. Eğer bir tek tadı tuzsuz hani tuz atsanız bir de tadına bakın. Eğer eksiklik ben tadından diye süzme tadı da dediğim gibi kıvamı güzel fakat süzme mercimek çorbası olmadığı için puanlamaya sokmayacağım. Blender'dan geçirdiği için puanlamayacaksınız evet, kesinlikle. Çünkü yani bunu ya tülbentten ya da ters süzgeçten geçmesi gerekiyor. Eğer zaman problemi varsa sadece mercimek çorbası diye yazacaktım. Peki Kamuran Hanım? Ben de öyle bekledim. Hani süzgeçten geçirip de yapıp yapacağınızı bekledim. Ama değil bu şeyden blenderdan geçmiş. Yanında limon isterdim. Tuzu da az. Tuzu hiç yok zaten. Hiç tuzu da yok. O zaman tuzlu biz boşa koyuyorum. Eksik tuz eksik dediniz. Ama yok ekmek çorbanın içinde dediniz. Kıvamında olması ekmekten lazım. Kıvamında olması tamam, lazım. Tuzu az olur. O ekmeğin de orada olması lazım. Tuzun da orada olması lazım. Çorbaya sonradan tuz eklenmez mi? Hani pilav eklenir. Ya da makarna olsa neyse eklenir, de. Eklenir Kadir Bey. Eklenir ama çorbanın kıvamında olması lazım. Peki hiç eklenir mi? Sıfır mı? Yani hani sıfır. Bazen yemek yaparken böyle tuzunu azaltarlar masada üstüne eklensin diye. Yok sıfır değil de tam kıvamında değil. Ya bana sıfır gibi geldi açıkçası. Yani unutmuş ya. Olabilir heyecandan. Şimdi bir şey yemeğe tuz atarsınız. Tuzu azdır ama tuz tadı geliyordur ama çok azdır. Kimi tuzu yer, kimi tuzsuz yer. O zaman tuz eklersin ama bunda hiç tuz yok. Yani peki Kamuran Hanım siz de Mine Hanım gibi blenderdan geçtiği için süzme mercimek çorbası yazıp süzmediği için puan kıracak mısınız? Evet. Çünkü şey yani öyle demişti süzgeçten geçireceğim diye blenderdan geçireceğim ya da normal mercimek süzgeçten çorbası. Süzgeçten geçireceğim demedim ben. Süzme, yani, süzme mercimek çorbası tamam, demişsiniz. Tamam hayır ama süzdünüz, şey. Süzdünüz nerede süzdünüz blenderda mı süzdünüz? Blenderdan geçirdim. Blenderdan sadece şey oldu. Blenderda neresinde süzdünüz çok merak biz ediyorum. Biz bunu blenderdan geçirdiğimizde. Blenderdan ben de yapıyorum ama blenderdan yaptım. Sadece mercimek, evet haklısınız. Şeyler var havuçlar tam olarak hali bir şey olmamış. Bütür bütür süzme olsun çengirden geçiriş kalmasın. Bunun şeyi havucun bütür bütür olması veya büyük kalması değil. Siz oraya süzme mercimek çorbası dediğiniz. Yapıp da normal bir blenderdan geçirdiğiniz mercimek çorbası koyduğunuz zaman bu şey oluyor, olmuyor. Mesela ben bir programda izledim. Paçanga böreğinin içine sucuk koydu. Dediler ki paçanga böreğinin ana maddesi pastırmadır, sucuklu olmaz, kabul etmiyoruz. Bu da eğer mercimek süzme ise bunun ana maddesi süzmedir. Hayır, süzmedir. Sizin dün kıl çıktı böreğinizden. Olabilir. Onu biz hiç saymamazdık, yapmadık. Saysaydınız. Ben size hiçbir şey dedim size mi? Size yasını 2000'e verebilirdim de. Verseydiniz. Benim puan kaygım yok ki. Evet.
Ben zaten buraya eğlenmeye geldim. Çok da eğleniyorum. Herkes eğlenmeye geldi. Çok aynı zamanda yarışmaya da geldi. Yok, yani ben yalayı eğlenmeye geldim. Bu kadirle birlikte olmak, bu ambiyansın içinde olmak hep hayallerimdi. Çok da mutluyum. Dün de çok hiç heyecanlı dedim. Çok eğlence, çok keyifli. Oynaya oynaya servis yap. Yok, hiç öyle görmüyordunuz masada. Tabii, masada olmayabilir ama normalde mutfak etabında orada eşsiz. Böreğiniz haksızlık olmadı. Bayağı sıkıntı yaşadınız. Ama dedim ki böreğim taş gibi oldu. Ben kabul ediyorum hayatım. Peki. Hayattaki şey nedir? Yaptığın yanlışları veya olmayanları kabul ettiğin zaman zaten önemli olan evet, budur. Evet, ben dedim ki gerçekten güveçin ben bile yiyemedim. Ben bile yiyemedim. Tuz getirdim. Tuz koydum yine yiyemedim. Peki. Kendi yemeğim. Onur Bey nasıl buldunuz? Bir aşçı olarak süzme mercimek çorbası istediğiniz önünüze bu geldi. Evet. Ben söylemiştim reportajımda. Süzmeyeceğinize emindim. Hayır. %100 emindin. Niye evet, bu kadar emin konuştun? Evet. Süzmeyeceğinize emindim. Çünkü çorbanızı o kadar hayacanlıydı. Yani bir de mercimek çorbası süzme mercimek olduğunca illaki süzülecek. Ben de katılıyorum. Evet. Ya da tülbentiz olması elekten illaki geçmez. Çoğunlukla makarna süzgecinin biraz daha demirleri oluyor. İnce evet, ince kare evet, kare küçük. Evet. Onu da süzülüyor. Ondan geçiriyor. Çünkü tülbent de biraz zor bir iş. Evet. Kıvamı olmuş. Kıvamı için hakkınıza bir şey diyemem. Kıvamı güzel. Dediğimiz gibi süzseydiniz birazcık tüz eksikliği var. Geri kalanında kıvamı güzel. Eğer ki süzseydiniz, pütürsüz olsaydı evet, böyle... Yani şu anda zaman en büyük problemimiz süzme. Evet. Ve tuz süzme. Peki. Gülizar abla? Tuzu benim için önemli değil. Ben dün Mine Hanım'ın çorbası da tuzu yoktu. Mine Hanım'a çorbasına puanımı tam verdim ona. Ha dedikleri gibi süzmede yazmasaydı... Evet tamam onu da süzmedim. Tek kusuru bu çorbanın yani blenderdan olmadı değil de süzme yapsaydı çorbanın bence kıvamı tadı tuzu yerinde. Peki süzseydi kıvamı değişir miydi ya da çorbanın görüntüsü değişir miydi süzse? Hiç de değişmezdi. Daha güzel olurdu. Değişiyordu. Güzel daha güzel. Nasıl değişmezdi? Tadı değişmez dedin. Yanlış anlama yani. Tad olarak daha güzel olurdu. Kıvamı ve görüntüsü değişir miydi? Yani süzme olmasının anlamı ne? Süzme olmasının anlamı tabii ki pütürsüz olmaması. Daha ince olması. Daha ince olması. Mine Hanım gibi ben de hepsini yiyeyim. Evet evet iyi beğendim yiyebilirsin. Ben çorbanı şeyden koydunuz mu? Bakın siz de görebilirsiniz. Şanay Hanım. Tek 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 konuşalım. Biz efendim? Un koydunuz mu? Un koymuyorum ben. Evet tamam. Şanay Hanım görebilirsiniz. Bazıları un koyuyorlar. Tamam ben o konuda size bir şey söylemiyorum onu be. Yani çorban bayağı pütürlü. Ama o tabii yani bir yarışma içerisindeyiz. Normalde evet süzmem gerekirdi. Şenay ben çocuklarıma zaten süzerek veriyorum. Şimdi isim olarak süzme yazdığı için estağfurullah heyecanlıyım. Hanımlar da tabii ki de ister istemez süzme beklediler. Evet. Aynı bu şey gibi yani büzme bir baklava dediğinizde oklavadan sıyrılmış evet, büzme baklava geliyor. Normal bir düz baklava beklenmiyor. Bu da onun gibi bekleniyor. Şöyle söyleyeyim bana biraz kıvamı yoğun geldi açıkçası. Hanımlar beğendiler ama mercimek çorbasından biraz daha bir tık daha açık seyreltilmiş olabilirdi diye düşünüyorum. Tad olarak da ve tuzu eksik. Tuzunu ben sonradan atıp içebilirim. Ama baharat olarak da bir eksiklik var içinde. Yani içtiğimizde. Bir de sen bunu yaparken hep azar azar su ekledin. Azar azar su ekledim. Şimdi hani pişmiş yaşa su katılmaz denir ya. Evet. O kaynadıkça sen su ekledin. O kaynadıkça sen su ekledin. Ama eğer mercimeğine göre suyunu ekleyip kapağını kapatıp o suyun içinde tamamıyla güzel haşlansaydı bence kıvamı da güzel olurdu. Blender'a bile çekmene gerek kalmaz çünkü o kaynadıkça dağılırdı diye evet, düşünüyorum. Biraz o su ayarında sıkıntı yaşadı. Eline koluna sağlık diyorum tekrardan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.